Onur Bey ne diyorsunuz ya? Ya ben tabii yani şu önce şunu sormak istiyorum. Gerçekten yani nükleer bomba, taktik maktik, küçük büyük bu savaşta gündeme gelebilir mi? Böyle bir çılgınlık olabilir mi gerçekten? Yani devleti yönetenler ve özellikle işte biraz önce haritada da vardı. Yani hangi ülkede ne kadar aşağı yukarı nükleer silah olduğu belli. Yani o bu arada sayısı biraz fazladır, biraz eksiktir. Ne kadar doğru ayrı ama. O harita o... bizim sürekli gündeme getirdiğimiz ülkelerin aynen. Elindeki tahmini nükleer başlık. Hı-hı. Doğru, şu. Tahmini doğru olan bu. Tahmini bir şey var ve bütün devlet adamları bu nükleer silah gücünü biliyorlar ve farkındalar. Hı-hı. Bunu bir gün kullanabilme ihtimali evet. Olduğunu da biliyorlar. Şöyle buyurun buyurun. Dolayısıyla yani mesela şunu eğer soruyorsak işte Putin'in aklına acaba nükleer silah kullanmak geliyor mudur? Böyle bir şey gündemde var mıdır? Evet gündemde vardır. Her zaman vardır o işgale başladığınız noktada. Ama bunu kullanır mı noktasında şunu görmek lazım burada. Aslında biraz önce Abdullah Bey bunu çok iyi aktardı. Dedi ki yani Batı bir noktada gel gel yaptı Ukrayna'ya. Ukrayna'ya geldi. Ve aslında Rusya'nın ekonomik gücüne baktığınız zaman çünkü askeriyi destekleyebilmeniz için ciddi bir ekonomi olmanız lazım. Yani sadece silah ve asker gücünüz yeterli değil. Bu yani baktığımız zaman aşağı yukarı kendisinin yüz ölçümünden çok daha küçük olan, o kadar da iddialı olmayan bir İspanya kıvamında bir ülke aslında Rusya'nın ekonomik gücü. Şimdi bu kadar devasa büyük bir askeri harekatı ne kadar süre destekleyeceği noktasında Batı'nın bir stratejisi var. Diyor ki bunu Ukrayna'ya çekelim. Uzun süre burada savaşsın. Gerçekten de yapıyor bunu. Ondan sonra ve bir noktada bitap düşecek diyor. Şimdi hep sorulan soru şu. Yani özel sohbetlerde de. Yani Ukrayna buna ne kadar dayanacak? Ne Ukrayna'ymış bu? Bak Rusya hala yenilmedi falan. Ukrayna devlet olduğunu kanıtladı. Çünkü devletlerde önemli olan şudur. Sizin için ölebilecek, yani öyle kutsal bir ida uğruna ölebilecek insan kaynağınız olması lazım. İnsan kaynağı varmış. Varmış. Ukrayna bunu anlattı. Dünyaya anlattı. Kanıtladı. Doğru. İki, silahınız olması lazım. Ukrayna'da bu yoktu. Batı'dan alıyor. Ama Batı bitmek bilmeyen bir evet, silah kaynağı. Depoya çevirdi orayı. Yani bir kurtuluş savaşı düşünün Ukrayna açısından. Hani bunu sadece benzetmek için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Sınırsız insan kaynağı olmasa bile sınırsız silah kaynağı var. Böyle bir noktada Rusya'nın istikrarsızlaşmama ihtimali yoktu. Bu noktada taktik nükleer silah kullanır mı? Dediğim gibi tekrar başa döneceğim. Kullanmaz diyemem ama böyle bir şey kullanması ne olur? Bir, diyor ki Biden, biz diyor doğrudan nükleer silahla yanıt vermeyiz diyor ama bir süre sonra da hemen şunu Armageddon'dan bahsediyor. Yani illa nihayete nükleer silahla karşılık vermeyiz demiyor. İkincisi, tabii Armageddon dediği zaman kıyamet demek istiyor. Yani kıyamet üçüncü demek. Dünya Savaşı diyor aslında. Ya oğlum ben de kullanırım evet. Demek. Çok yani doğru. İlk anda kullanmam belki bu gaza gelmem. Amiyane tabirle söylüyorum affetsinler lütfen izleyenler. Ama bir sonraki aşamada kullanmayacağımın garantisi yok diyor. İki, doğru. Böyle bir şeyde ne olacak? NATO şu anda yeknesak değil. Yani NATO içinde farklı görüşler var bu savaşa ilişkin. En farklı görüş kimde var? Bizde var. Türkiye. Biz NATO üyesi olmamıza rağmen denge politikası gidiyoruz ve doğrusunu yapıyoruz. Biz yatıştırmak istiyoruz doğru. Savaşı. İki tarafla da görüşüyoruz. Tahıl koridoruna ilişkin yaptıklarımız var. Ve hem NATO içinde olup hem de Putin'le görüşebilen nadir hatta tek devletiz. Şimdi böyle bir nükleer silah kullanımı durumunda NATO'nun tek tipleşmesi söz konusu olacaktır. İkincisi hemen düşünün öyle bir hayal edin Allah korusun ama bu olacaktır. Ertesi gün New York'ta bir Birleşmiş Milletler toplantısı başlar ve Birleşmiş Milletler'den Çin'in dahi itiraz edemeyeceği bir şey çıkartmaya çalışırlar. Karar çıkarır. Bir karar çıkartmaya çalışırlar. Burada olabilir. Şu gelir diplomatik olarak acaba Rusya'nın veto hakkı var ona rağmen bu olabilir. Evet savaş halinde bu olabilir. Tabii tabii. Böyle bir durumda şöyle Rusya'yı bir... perişan eder. Evet. Şöyle bir şey göreceğiz o zaman. Dünyada yani özellikle para rezervlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin para rezervlerinin Çin'de olduğunu da düşünelim. Böyle bir durumda öyle bir dünya konjonktürü göreceğiz ki Rusya Çin dahil hiçbir ülkeyle çok net ilişki içine giremeyen bir ülke olacak. Tecrit edilecek. Kiminle sadece işbirliği yapabilecek? Bu noktada Batı ittifakıyla hiç alakası olmayan dünyaya kendini ekonomik olarak kapatmış olan sadece Kuzey Kore. Böyle bir Rusya, böyle bir Putin yaşayabilir mi? Evet, işte Kuzey Koreleşerek yaşayabilir ama çok devam etmez. Ama yani o mümkün değil. O zor bir ihtimal. Yani, evet. Dolayısıyla peki. O zaman başa gelelim. Ben Putin olsam bunu şey yapmazdım. Yani tabii akıl, mantık
kullanmamayı gerektiriyor da işte artık bir çılgınlık evet. halinden bahsediyoruz. Bu arada bu Mesih ve Armageddon konusu nasıl bir herkesin ilgisini çekiyorsa şu anda bakıyorum da reyting patlamış yani. Ama Armageddon çok önemli bir konu. Ya biz bunu şimdi durup dururken bu arada, Armageddon diye Bey, konuşmaya yani... kalksaydık bir anlamı olmazdı yani. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Armageddon kere söyledi diyor. Üstelik. Yani evet. Zafer bir şey söylüyor galiba, pardon. Ha şey diyecektim bu arada, yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne ineceğine dair bir açık ayet olmadığı belirtiliyor. Yok, yok. Onu zaten kimse söylemedi. Hadis-i şeriflerde evet. geçiyor sadece Zafer. Evet, o, evet. o hep bir tartışmalı konudur. Evet. Hiç oraya girmeyelim. Bazı hadis-i kutsilerde var. Bu arada Ahmet Bey şey de enteresandır. Yani bakın biz Hollywood'un Amerikan politikalarının uygulanmasında ne kadar etkili rol oynadığını aslında yakın dönemden biliyoruz. Şimdi 90'lı yıllarda belki 10 tane kıyamet filmi yaptılar. Mesela bunlardan bir tanesi de Armageddon'dur. O Bruce Willis'in oynadığı bir film vardır. Hani sözde dünya yok olacak. İşte uzaya bir füze yolluyorlar. İnsanlar gidiyor ve kendilerini feda ediyorlar. Hani çok uzun dönemli planlar söz konusu ve bunu ilk defa Hollywood üzerinden duyuruyorlar. O 90'lardaki Armageddon da dahil o kadar kıyamet filmi yapılmasının da bence bir sebebi var. Zafer, sana bir şey sormak istiyorum. Türkiye'nin nükleer silahı olmalı mı? Bence olmalı. Haydi, yani böyle bir konjonktürde, böyle bir coğrafyada olmalı. Ki biliyorsunuz yakın dönemde Türkiye'de hatta bazı iddialara göre şu an bile Türkiye'de daha önce NATO tarafından yerleştirilmiş nükleer silahlar, nükleer başlıklar olduğu bile zaman zaman söylenir, yazılır, söylenir, çizilir. Bir dedikodu vardı. Tabii peki. O teknolojiye, o güce de ulaşmak lazım. Yani o teknolojiye sahip olmak lazım. Dünyada bazı ülkelerde bu var. Hindistan'da var, İsrail'de var. Hatta şu dünyada hangi ülkelerde nükleer silah var? Bir Hakan Bey, bir gelebilir misiniz? Tabii. Sizi tekrar rahatsız edeceğim. Şey bu. Yani nükleeri olan ülkeler bunlar. Türkiye'de de olmalı mı? Siz sağduyulu bir insansınız. Ne diyorsunuz bu konuya? Ben şunu söyleyeyim. Türkler şey bu. Tablo bu yani. Evet. Birleşik Krallık'ta var, Amerika'da var. Olup olmamalı konusunda başka bir şey. Farklı bir yaklaşımım var. Şimdi zaten Türkiye ile dalaşmak, savaşmak akıl kârı bir iş değil. Açık söyleyeyim. Yani bunu hamasetle hiç ilgili söylemiyorum. Ama nükleerin ya yok. Ya ben İtalyan olsam, Fransız olsam, Bulgar olsam bulaşmayacağım 3-4 tane devletten birisi Türkler olur. Çünkü niye? Ya adamlar savaşçı. Yani 2000 yıldır harp ediyorlar. Şimdi bundan savaşılır mı? Ne lüzum var? Dolayısıyla buradan hareketle diyorum ki yani bizi nükleer değil buraya 30 tane nükleer atsalar bu topraklara gelip işgal etmeye biraz şey ister, yürek ister. Tamam mı? Dolayısıyla onunla uğraşmamıza gerek yok bu devirde. Yani bunu nasıl kimse yapmamış bu zamana. Ya bu vallahi hamaset için söylemiyorum. Yani tarihi bir gerçeği söylüyorum. Ama nükleer bombanın yıkıcı bir etkisi var. Seni haritadan siler adam. Vallahi en fazla atacağı 3 tane askeri üsse bir de 3 tane büyük şehre. Yani söylüyorum, örnek veriyorum. Ben 2000 yıllık tarih, bütün ülkelerin tarihlerini okudum, inceledim. Bulaşılmayacak 3-4 tane millet var. Birisi Türkler. Yalnız vaat edilmiş topraklara nükleer silah atılması da ayrı bir tartışma konusu. Ne? Bir daha söyleyin. Vaat edilmiş topraklara nükleer silah atılması da ayrı bir tartışma konusu. Bizim vaat edilmiş toprak mı? Bizim toprak. Biraz öyleyiz. Onur Bey, sizce Türkiye'nin nükleer silahı olmalı mı? Yani bunu biraz, aslında böyle biraz ideolojik bakmak güzel. Lazım önce. Şimdi her şeyin başında hepimiz herhalde hümanistiz, insancıl olarak bakıyoruz. Böyle bir silahın kullanılması kimsenin tasvip edeceği şey değil. Ama bu noktada biraz da şey olmak lazım. Yani akılcıl, realist olmak lazım. Dolayısıyla Türkçe düşünmek lazım. Dünyaya öyle bakmak lazım. Şimdi aşağı yukarı bir yine harita üzerinden örnek vermek gerekirse. Harita üzerinde dünyayı çevrelemiş ve nükleer silaha sahip olan ülkeler var. Adeta kast sistemi gibi. Yani kimileri bu ayrıcalığa sahip, bu iğrenç ayrıcalığa sahip. Başka birileri de buna sahip değil. Gönül isterdi ki kimse olmasın. Ama böyle bir durumda bu teknolojiye sahip olmadığınız zaman daha barışçıl olmuyorsunuz. Aksine daha kolay lokma alıyorsunuz. Yani belki de nükleer silahların Türkiye'ye karşı kullanılmaması için nükleer silahımız olmasına gerek var. Maalesef ve üzülerek bunu söylüyorum. Hakan Bey, Miçotakis... Bu arada Ahmet Bey, 2000...
2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Onlar da var, bizde niye olmasın, bunu kabul etmiyorum diye nükleer başlıklardan bahsediyor. Ve diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Bizde niye olmayacak diyor. Bize bakın onlar nerede neyin yarışını yapıyor, bize de sakın ha sen yapma diyorlar. Diye de tepkisini dile getirmiş. Yani 2019'da bu konu gündeme gelmiş. Miçotakis demiş ki savaş halinde nükleer güç Fransa bizim yanımızda demiş Miçotakis. Bunun bir anlamı yok mu? Vallahi yani 4 tane Fransa nükleer gücüyle Yunanistan'ın yanında olsa ya Türkiye ile uğraşılmaz. Peki. Bu inanın bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvendiğim için falan da değil. Ya güvenirim o ayrı. Ama bu devletle, bu millet, yani tarihi bir gerçek var ortada ya. Ben Yunan başbakanı olsam, ya hem lafta konuşurum da. Hem hamaset yapmayacağım diyorsunuz, hem de böyle konuşuyorsunuz. Ama ben kötü taraflarımızı da söylüyorum, eleştiriyorum. Bu iyi tarafımız canım, bunu da söyleyeyim yani. Bizle dalaşılmaz abi. Abdullah Bey, ben bir şey duydum. Akkuyu'da bir nükleer santral biliyorsunuz, hı hı. Yapıyoruz şu anda, Türkiye yapıyor. Yani nükleer santrale sahip olmak aynı zamanda nükleer silah, nükleer bomba teknolojisine de sahip olmak anlamına geliyormuş. Doğru mu bu? Yani bu aslında zenginleştirilmiş uranyumla ilgili olan bir şey. Siz nükleer santrali eğer tabii işletme prosedürüyle de ilgili yani bu maksatla kullanabilir misiniz? Buna ilgili bir süreç işletebilir misiniz? İşletebilirsiniz. Ama şu an İran'ın bir şekilde nükleer silahlarla ilgili üretmiş olduğu yani bir zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç var. O da bir şekilde zamanla oluşturulabilir. İran'da yok şu anda değil mi? İran işte oluşturmaya çalışıyor. Oluşturmaya çalışıyor. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi nükleer dehşet dengesi sadece küresel değil. Aynı zamanda bölgesel. Bunun en güzel örneği Hindistan'la Pakistan. Yani Hindistan'la Pakistan'ın birbirlerini nükleer anlamda dengelemesi için böyle bir şey oluşturmuş. Şimdi İsrail, özür dilerim, İran bir nükleer silah o yaparsa Suudi Arabistan kesinlikle yerinde durmaz. Bir diğer tarafıyla da Türkiye komşusu. Türkiye ile İran arasında bir nükleer dengenin kurulması son derece önemli bir gerekçe olabilir. Şey çok önemli mesela. Hakikaten bu iki ülkenin Pakistan ve Hindistan tabii, açısından baktığımızda ellerindeki nükleer silahlar ikisi arasındaki bir savaşı da engelliyor aslında. Tabii, dengeliyor. 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 Aynı şey İran'la Türkiye arasında bir savaşın aslında çıkmaması için. Aslında kilit nokta, sanki burası. Bir savaş çıkmaması Ahmet için de böyle bir denge ihtiyaç şey var. Bir daha söyler misin? Tam duyamadım. Ya aslında hani savaş çıkar mı çıkmaz mı nükleer savaş? Aslında kilit nokta tam bu sizin söylediğiniz şey. Ellerinde nükleer olduğu için belki de savaşmıyorlar. Böyle yorumlar da yapılıyor. Aslında doğru. Bu yüzden vekalet savaşları gerçekleştiriliyor diyenler de var. Ya şöyle baktığınızda o zaman bu kadar her fırsatta çekip kullanılacak bir silah olsa ne Amerikalılar Vietnam'da bataklığa saplanırdı, ne Ruslar ve Amerikalılar Afganistan'da bataklığa saplanırdı. Suriye başka bir Suriye olurdu. Ama bu silahlar hem caydırıcılık unsuru hem de büyük devletlerin birbirleriyle savaşmalarını engelleyen bir kontrol mekanizması adeta. Yani öyle gözüküyor. Yoksa bu vekalet savaşları yapan küçük terör örgütleri niye ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Bunu da bir düşünmek lazım. Ben yine aynı, başından beri aynı noktadayım. Bir nükleer savaş çıkma ihtimali bence yok. Çünkü o zaman hükmetmeye çalışacakları bir dünya olmayacak. Tabii, doğru. Ya bu arada burada Hakan, başka bir şey oldu mu? Özür dilerim komutan. Ya asker demişken, ya 12. dönem az subay çocuklar var. Bu çocuklar bir türlü haklarını alamıyorlar. Allah aşkına şunu biri artık el atsın da, bunlar mağdur. Yani bunlar FETÖ'cü değil, KETÖ'cü değil, PETÖ'cü değil. Bunlar yani ordunun astsubay çocukları, artık şu gençlere haklarını verelim. Bu vesileyle söylemek istedim. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Yani Zafer Bey aslında son derece önemli bir gerçeğe değindi ama bu değişti. Şimdi bir nükleer dehşet dengesi vardı dünya üzerinde. Küresel güçler, süper güçler birbirleriyle savaşmamak için vekil örgütler üzerinden, devlet dışı aktörler üzerinden, devletlerin desteklediği aktörler üzerinden veya terör örgütleri üzerinden hesaplaşıyorlardı. Vekil alanlarda kendilerine özgü bir savaş geliştirdiler. Biz buna
non-linear war dedik, asimetrik savaşlar dedik, işte 5. nesil savaşlar dedik veya... Bu nükleer dengenin getirdiği bir şey miydi? Nükleer dehşet dengesinin bir türeviydi. Hesaplaşmanın yeni boyutuydu. Yani hatta 3. Dünya Savaşı böyle olacak diyenler vardı. Ama bu vekil küçük örgütler, yapılar üzerinden, terör örgütler üzerinden. Şimdi bu evrildi. Vekil devletlere evrildi. Yani Ukrayna bir vekil örgüt değil, bir vekil devlet. Tayvan bir vekil devlet. Yunanistan bir vekil devlet. Şimdi bunun karşısında neyi çıkarttı? Bir vekil devleti karşısında bir süper gücü. Nükleer gücü olan bir Rusya'yı çıkarttı. O zaman şimdi bir asille bir vekilin elinde nükleer silah olan bir asille elinde nükleer silah olmayan bir vekilin savaşa dönüşü. Zaten risk buradan kaynaklanıyor. Yani Ukrayna'nın elinde de nükleer silahlar olsa, nükleer bir denge oluşmuş olsa kendi içerisinde savaş çıkmaz. Bu hesaplaşma Rusya der ki kullandım, o da gerekçe ödeyecek, o da Moskova'ya atacak bir tane. Savaş olmaz. Olmayacak belki savaşta. Yani şimdi burada aslında bir fail var ve fail hep sisin içerisinde. Ve şu an fail belki de Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanılmasını istiyor. Biraz önce konuştuk o meseleyi. Bir kısa ara verelim mi? Tamam. Bu böyle devam edecek. Abdullah Bey, herkese sordum, size de sorayım. Türkiye'nin bir nükleer güç olması gerekiyor mu? Kesinlikle olması gerekiyor. Yani daha doğrusu nükleer caydırıcılık üretmesi gerekiyor. Kullanmak için değil, kendisini korumak için. Yani bizim özellikle stratejik katmanın veya jeopolitik katmanın silah sistemleri diye tanımlamış olduğumuz yüksek irtifa hava savunma sistemleri, hava taarruz sistemleri, savaş uçakları ve nükleer silahlara bir şekilde sahip olması gerekiyor. Neden? Savaşmak için değil, savaşmamak için gerekti bunu. Peki bizim, yani Türkiye'nin nükleer bir silaha sahip olabilmesi için tıpkı İran'da yapıldığı gibi uranyum zenginleştirmesi, o prosesler, o süreçler böyle adım adım izlenecek mi? Öyle bir şey mi bu? Yani o da olabilir, temin edebilirsiniz, tedarik edebilirsiniz. Temin etmek, tedarik etmek ne demek? Yani bunu müttefikinizden alacaksınız demek. Verecek veya sizin inisiyatifinize sunacak demek. Rusya mesela diyelim ki size nükleer silah verecek, öyle mi? Yani aslında normalde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin kullanabileceği, inisiyatifi Türkiye'de olabilecek bir silah sistemini veriyor olması caydırıcılık adına ve müttefiklik ruhu adına son derece önemli. Yani yapmaz, vermez. Fransa'da varken, İngiltere'de varken, İsrail'de varken Türkiye'de neden yok? Peki, Zafer Şahin'in verdiği bilgi doğru mudur? Dedi ya hani hep söylenir. Türkiye'de NATO'nun nükleer silahlarının konuşlandırıldığına dair bir rivayet vardır, tevatür. Yani uluslararası kaynaklarda da karşılaşıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde nükleer silahları dünyada hangi müttefiklerinde var? İncirlik'te olduğu söylenir. Ama prosedürü sadece Amerikalıların inisiyatifinde değil, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatifinde olduğu söylenir. Bu şekilde. Bir söylenti olarak var. Yani öyle ifade etmek doğru olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.